arkadaşlarını konuştuğumuz 3 Santrfor programına hepiniz hoş geldiniz. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir haftaya bence giriyoruz diye düşünüyorum. Birbirinden özel, birbirinden güzel maçları şöyle bir masaya yatırıyoruz ve bu hafta bizleri neler bekliyor sizlerle paylaşıyoruz. Ya ben hazır ve nazırım fakat acaba yorumcularımız öyle mi? Sevgili Emre Özcan tekibörünü yemeye, Sinih de ona eksik etmeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Olmaz ya. Çok acayip bir başlangıç oldu. Hayır benim anlamadığım şu. Ben dün Gaziantep'ten geldim. Aa evet. Ve size Gaziantep İnanılmaz. Baklavası getirdim. İnanılmaz. Peki ne oldu? Değil Gaziantep Sevgili baklavası değil. Sevgili Emre Özcan İnanılmaz. Dedi ki bu X yerden mi? Değil dedim. Y yerden mi? O da değil dedim. R yerden mi? Yo dedim Gaziantep'ten getirdiğim bir baklava. Tattı. Şöyle bir gurme edasıyla ağzını bir çevirdi. Ve sonra dedi ki. Fena değil. Yani yok daha başka bir şey söyledin. Tam kelimeyi bilmiyorum. Neydi? İdare eden bir çok vasat yani, değil. Ha, kötü neydi? Değil ama ha, çok yok. İyi de diyemem dedim. Tamam peki. Peki Selih ne yaptı o vasatın sırada? Vasatın yani abi. Aynen vasatın şunu üstü. Söyledi değerli izleyenler. Ben baklava sevmem. Evet. İşte ben orada bir evet. Tık Selih'le uzaklaştım. Baklava sevmeyen insandan abi. Korkarım. Hiç sevmem abi. Baklava ağzıma sürmem. Ne seversin şu tatlı? Anda ben... Şekerpare. Abi işte bu yani şekerpare şey tatlının asıldır ben öyle söyleyeyim bir yani. Şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim ben. Mesnevi'de tamam çok güzel. Mesnevi'de çok güzel bir söz vardır. Ama bu yanlış anlaşılacak bir söz değil. Aman tamam lütfen. Mı? Bak yanlış yapma. Anlaşılacak bir bak, söz değil. Söyle şöyle denir. Yani. Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. Aa! İnanılmaz. Ben de aynısını söyleyecektim abi. Arkadaş arasında yani. Arkadaş arasında biz bu kadar kötü zevklere at ağızlı deriz diyecektim. O daha kötüymüş şey Emre. Şeker pare ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Abi kaymaklı şeker pareyi nasıl baklavanın önüne koyarsın? Kaymaklı mı? Ya hiç fark etmez şeker yani şeker pare yani. Bildiğin işte. Ama bence yuvarlak olacak ve şey fıstıklı. Bu çocuğu tamamen anılarıyla ilgili zevkleri var. Şeker pare de fıstık olmaz fındık çocukluğu. Olur. Çocukluğu. Çocukluğunda şeker pareyi sana... Fındık mı? Fındık olur şeker fıstık pare. Olur Antep fıstığı da olur abi yapmayın Antep ya. Antep fıstığı koyarsan şambal olur neredeyse. Abi yapmayın abi lütfen. Antep fıstığı mı? Buradan bizi izleyen mutlaka değerli bir şeker pare benim bildiğim fındıklıdır. Sana şeker pareyi değerli bir insan mı yapıyordu? Güzel insanlar ne hala illa böyle geçmişe gitmeye dostum ya baklava Şampiyonlar Ligi. Ya evet. Şeker size pare... göre Şampiyonlar Ligi. Bak şekerpare Belçika Ligi ya. Size göre Şampiyonlar Ligi. Baklava bak şu baklava Şampiyonlar Ligi. Yapmayın, künefe abi. Şampiyonlar Ligi. Künefe tamam yerim abi künefe de yerim. Sen... Ama şekerpare şey. Şekerpare halı saha mı? Halı saha mı? İyi bir şekerpare. Ya bak top 5 lig değil yani. Belçika Ligi. Şekerpare. Belçika Ligi şey yaptım Muskron. Şu anda. Neyse Süper Ligi laf etmeyin. Süper Lig'de hangi tatlı olurdu? Karagümrük Hatay maçıyla tatlıya gidebilir. Süper Lig mi? Evet Süper Lig ne olurdu? Ekmek kadayıf falan Süper Lig maksimum. Ekmek kadayıfını ben çok severim lütfen. Ya seversin orası hayır biz de Süper Lig'i seviyoruz ama ekmek kadayıfı tatlılar hiyerarşisinde yeri belli olan bir tatlıdır. Peki. Yani orta alt sıralar işte. Oturur. Orta alt sıralar. Değerli günlük. Değerli izleyenler bugün de böyle bir yine başlayalım. Bir şey oldu ya. Neyse. Peki. Bu program müthiş program ya. Evet evet felaket abi. Seviyorsun galiba. Çok olsun. Seviyorum tatlı ben bu programı. Buyur. Süper Lig'e dair böyle karneler hazırlanmış. Evet. Bu karneleri biz maç esnasında mı konuşalım, önden mi yorumlamak istersiniz? Maç esnasında konuşabiliriz ama biraz tamam. Şey oldu. Ben hem yorumlarda hem de mesajlarda da gördüm. İşte Galatasaray gol atamadığından hep bahsediyoruz ama Emre de değiniyor. Tam gol beklentisi zaten evet istatistiğe de yansıyan bir takım ama gol atamıyor. İşte bu haftanın en büyük geyiği neydi? Enel Valencia Galatasaray'dan daha çok gol attı. Evet. Böyle bir sosyal medyada... Peki bir şey söyleyeceğim. Biz doğru. Dağılmadan... Tabii tabii lütfen. Şey olmadan... Orada gidelim. Evet, evet evet. Takımlarla gitsek daha iyi olur gibi geliyor. Şimdi Gaziantep'liler aslında... ne oldu? Yok yok vallahi bir şey yok. Ne oldu ya? Çok şey yapamadık. Konsantre olamadık yani. Ben yanlış bir şey söyledim. Yok yok. Karagümrük açalım bence biz bu yayını artık. Emre benden dolayı şey oldu. Çok ilginç oluyor değerli izleyenler. Ben bir şey mi kaçırdım acaba? Yok yok. Ben bir şey mi yaptım? Abi benden kaynaklı oldu. Benim bir şey. Sana patatışım ben çok etkilendi onu oldu. Dediğim an. Evet peki. Evet. Buyurun. Şimdi Gaziantep'ten geldiğim için biraz nabız yokladım. Evet. Gaziantep'liler. Evet. Bu durağan dönemi... Hoca gidiyor. Deniz oradan girecek değil mi şimdi konuya? Yo ya hocayı seviyorlar bayağı galiba. Evet bence ben de aynı kanındayım bu arada. Ama ben yine de hocanın gideceğini düşünüyorum. Bugün değil olmasa da... Ya şöyle... iyi bir çıkış yakalarsa bence sezon sonunu sürdürebilir. Ama Konyaspor'un da
yani diğer tarafta hakikaten güzel bir karnesi var. 9 maçta 18 puan. Vallahi az gollü maç ama yine de gidiyorlar yani. ben başlayayım abi. Senin toparlanma adına. Bir de benim yüzümden programa çok aslında iyi başladı da benim ara bir hareket yaptım da ondan dolayı herhalde. Döveceğim siz artık kendinize gelin hadi. Şöyle giriyorum abi sana şöyle pas atacağım. Hemen gireceğim ben. Hemen cevaplandırayım. Konyaspor hatırlarsanız ben Ümraniyespor maçı için şunu söylemiştim. 1-0 kazandı ama kötü oynadı, çok pozisyon verdi. Ümraniye'nin offside el gerekliyse iptal edilen golleri vesaire ve zaten Antalya maçında da 1-1'lik skor çıktı. Deniz'in dediği gibi Konya puanları alıyor ama bence o geçen seneki güçlü oyun yok. Yani Galatasaray maçını canlı izledim. Çok iyi bir Konyaspor vardı ama sonra bence o oyunu göremiyoruz. Yani o futbolu 2 haftadır Galatasaray maçından beri ben göremiyorum Konya'da. Bu çok net yani. Deyip sana Emre pası atayım ben. Ya ben de yani oyun olarak Konya güçlü şeyler ortaya koysa da tamamen farklı bir kimlikle oynuyorlar bu sezon. Ama güven vermiyor mu? Mesela Konya'ya şöyle diyorsun. Bu maçta yenilmez. Ya beraber en kötü gider, puan alır. Evet, en kötü puan alır. Bu imajı oluşturması da yani bu sistemi oluşturması da çok aslında zor. Tabii zaten yani şöyle değil mi? Konya Spor'u önüme açıyorum. Zaten bu sezon sadece bir kez kaybetti. Yani baktığın zaman da, kaç maç oynamışlar? 9 maç oynamışlar. Sadece bir ekstrem bir Galatasaray maçı İstanbul'da. Tabii. Kendi ve son dakikalarda yani son 10 dakikada yedikleri bir golle kaybettikleri bir maç. Bu tabii ki bunu dedirtiyorlar ama oynadıkları futbol, seçtikleri futbol itibarıyla bu sezon zaten bazı yerleri güçlendirip ön taraftan da mesela geçtiğimiz sezon ön tarafta çok daha tehlikeli bir takımdı Konya Spor. Tabii burada yaşadıkları bazı kayıpların da yani mesela Serdar Güler gitti. Hı hı. Serdar Güler'in kaybı sağ önde birçok şeyi denklemi değiştiriyor ve şu anda mesela sol kenar sağ kenar geçtiğimiz sezonun gerisinde gibi gözüküyor. Santrfor mevki keza Muhammed Demir çok iyi performans sergiliyor ama arkasında kim var? O konuda mesela derinlik yönünden bazı soru işaretleri var. Seçtikleri oyun da ön taraftaki odağı biraz arkaya doğru çekti Konya Spor'da. Kısır bir takımlar. Gerçekten kısır bir takımlar. Ama gol yemiyorlar. Gaziantep de öyle. Yani ben şeyden korkuyorum. Gaziantep kazanamama serisi kaç maç oldu? 5-6 maç. Bir evet, kazanamama evet. Serileri var. Yani bu tarz seriler mutlaka bir yerde bu takımların patlamasıyla birlikte grafiği ters yönüne çevirdikleri bir maç geliyor. O yüzden her an Antep'ten böyle bir şey gelebilir. Ama ne olursa olsun ben nasıl olursa olsun bu maçın yani şeyde hep şunu söylemekten imtina ediyorum ben. Az gollü olur demek istemiyorum. Çünkü bazen az pozisyondan çok gol çıkabiliyor. Futbol böyle bir spor. Ama takımların oyun yapısına bakınca, aktüel performanslarına ve form durumlarına bakınca çok pozisyon olacak bir maç gibi hissetmiyorum. Peki. 26 Ağustos bu arada son galibiyet. Ki geçen hafta konuştuk Antalya maçı 5-2'lik. Ondan beri 2 ay oldu galibiyet yok. Devam ediyorum o halde. Başakşehir İstanbulspor. Derbi. Evet. Muhteşem bir... Derbi. İstanbul derbisi. İstanbul derbisi. Bir şey söyleyeceğim. Sen çok söyle ben bir şey... Efendim, ben pazar maçlarıyla devam ettiğimi fark ettim. Şöyle ben aslında söyleyecektim. Hayır şöyle. Pazar değil. Konya Gaziantep maçı cumartesiydi. Şimdi geri gitmemiz lazım. Tamam. Pazar günü Başakşehir maçı. Tamam. Cumartesi günüyle devam ediyor. Yaşa. Gündüz mücadelesiyle. Evet. Buradan da es geçmiş olalım. Bir başlık bir şey ama, yapmaz bence. Ama konuşmamız da cumartesi bu arada. Evet. Tamam. Fatih Karagümrük Hatayspor maçıyla o zaman ligi açıyoruz. 1-14-30 gündüz mücadelesi. 9 gollü maç izleten Karagümrük. Nasıl oldu öyle ya? Felaket. Felaket bir maç. Emre ile başlayalım. Ya tam reaksiyonu gösterdikleri maç. 4 gol atı Fenerbahçe'ye maçı kaybetmek tabii kabus gibi bir senaryo. Devamı gelecek mi? Bunu sürdürebilecekler mi? Çünkü... Bence farklı şeyler gösterdiler hücumda özellikle. Ben evet. Borini'yi kullanış şeklini çok beğendim Andrea Pirlo'nun. Merkez orta saha üçlüsünün ilk yarı performansını çok beğendim. Özellikle Ozdo Yavsak atalına kadar Karagümrük'te. Farklı şeyler ve farklı özellikler göstermeyi başardılar. Bunu Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de yapmak çok kolay bir şey değildir. Ama 4 gol atıp mağlubiyetle ayrılmak o maçtan sonra bir konsantrasyon dağılmasını beraberine getirebilir. 2 haftadır ben Hatayspor'un kazanacağını söylüyorum. Yani ya kazanmaya yakın olduğunu söylüyorum. Evet. Kazanıyorlar. Ya bu maçta aslında 2 maçlık bir galibiyet serisinden sonra tam Volkan Demir'in liniye karşısında istediği türde bir takım. Yani Karagümrük'te Hatayspor'un o kontra oyununu ortaya çıkarabilecek bir takım ama Fenerbahçe için de söyledik bunu. Yani
Karagümrük kendi kalesinde oynarsa Fenerbahçe çok rahat 4-5 gol atabilir dedik. 5 gol attı ama öyle bir maç olmadı. Gerçekten öyle bir maç olmadı. O yüzden ben yine ayakları yere sağlam basan ve daha farklı, hele bu Volkan Demirel'in Hatay Spor'una karşı yine daha farklı bir mantaliteyle sahaya çıkacağını düşünüyorum Andrea Pirlo'nun. O yüzden Karagümrük'ten burada bir, yani 2 haftadır Hatay diyorum ben ama burada da Karagümrük'ten bir galibiyet çok şaşırtmaz beni. Öyle bu diyeyim. Maçın dönüş, yani böyle bir maç oynamasının ardına Hatay maçı da onlar için bence zor olacak. Çünkü 2 haftadır kazanan yeni sayfa açıyoruz dedi Volkan Demirel ve 6 puan aldı. Cebine 6 puan koydu. Hatay'ı yukarı çıkardı. Bir de bu maçın şöyle enteresan bir durumu var. Volkan Demirel'in Karagümrük'ü. Yani geçen sene... Evet, bir farklılık da hissediliyor sanki, kesin, oyuncular. Kesin. Ben bunu çok etik bulmuyorum ama yeni teknik direktör geldi. Bunu geçen sene çok konuşmuştuk zaten. Oyuncuların ekstra performans bir anda hani oyuncunun değişmesi. Türkiye'de çok oluyor ya bu. Bir anda abi, yani özellikle yerli oyuncular. Volkan Demirel için de bir gurur meselesi olmaz mı maç? Evet, onu, çünkü, o da önemli. O da önemli. Çünkü beklenmedik bir ayrılıktı. O da önemli. Sezonu çok iyi bitirdiler. Hoca da ayrılırken böyle biraz şaşkın olduğuna dair yani bir şeyler söylemişti. Her ne kadar Pirlo'nun takımı olsa da hala aslında Volkan Demirel'in çok iyi bildiği çok bir iyi takım. Bildiği, çok tabii. iyi bildiği, kendi bir yere getirdiği, yerine yani bir yere getirdiği takımdan transfer yaptırdığı, ki şu an Bertuğ aynısını yaptıracak bence, ben çok beğeniyorum kendisini. Volkan Demirel ona dokunuyor şu anda, iyi bir dokunuş yapıyor. Ben şöyle pas atayım diye, şöyle finalize edeyim ben. Bence gollü ve güzel bir maç olur İstanbul'da. Güzel olur. Kasımpaşa Adana Demirspor. Bence hoş. Özellikle Şenol Can'ın gelişiyle ilgili savunmada daha dikkatli bir Kasımpaşa görüyoruz. Kesin, kesinlikle. Ki en büyük problemlerinden bir tanesi de buydu. Son 6 maçın 4'ünü gol yemeden geçirdi. 13 evet. puana da çıktılar. Orta sahada bir cezalı oyuncu var. Adana Demirspor'a baktığımızda onlar da geçtiğimiz hafta yani Gaziantep galibiyetini kaçırdılar. Ama haftayı lider bitirdiler. Yani yine orada Emre şöyle pas atayım. Mutlaka dikkatini çekmiştir. Zaten Murat Başkan hep ön planda. Her maç sonunda mutlaka bir demeciyle ön plana çıkıyor. Bu takımı şampiyon olmak tabii ki ligde şu an çok uç bir hedef ama şampiyonla oynayacağız dedi bu transferleri yaparken. Ve muhtemelen de başkan her hakem hatasında böyle feryat ediyor. Ve Antep maçı da onlardan bir tanesi oldu. Bir de resmi hesaplar maşallah influencer hesaplarına döndü. Şu anlamda her maç sonu enteresan böyle göndermeler var. Giresun, Beşiktaş, kulüplerin resmi hesapları enteresan böyle atışmalar, enteresan paylaşımlar başladı. Bunlardan Adana Demirspor da bunun içinde. Çok önemli isim var Adana Demirspor'un. Kasımpaşa evet iyi gidiyor ama ben Emre'ye şöyle pas atayım. Adana Demir'i yakın görüyorum ben galibiyete İstanbul'da. Ya ben de öyle görüyorum ama Adana Demirspor'un karşısında istemeyeceği türde bir takım. Çünkü yani en azından mesela Trabzonspor maçını izledim. Kasımpaşa'nın çok iyi savunma yaptılar. Çok iyi yenildiler evet. Yani Trabzon maçı 20 civarı şutla bitirdi ama yani gol beklentisi 0-70'ler civarındaydı. Yani neredeyse şut başına %3 ya da işte maksimum %4'lük bir ortalamayla gol beklentisi ya da beklenen gol performansı çıkardı Kasımpaşa. Şimdi bu kadar kaliteli bekleyen geride, derin blok savunmasını bu kadar iyi yapan takımlar Adana Demirspor'u biraz şaşırtıyor. Ama bunun içinde elinde çözümler var Montella'nın. Gerek sahte 9'lu düzen, gerek kenardaki Artem Zuba çok fazla kullanmadılar şu ana kadar. İlk maçta direkt oynamıştı değil mi hatırlıyorum? Evet, ilk Fenerbahçe maçta ilk maçta Galatasaray maçından biri yok mesela, oynatmıyor. Tabii. Fenerbahçe maçıydı galiba ilk çıktığı maç. Evet. Aynen. Ki ya Zuba da böyle bir takımları açmak için aslında fena bir opsiyon değil. Zor maç ya. Çok ama alternatif var burada Montella'nın. Kenara dönüyor. 3 tane direkt skoru yapacak adamı var kenarda. Zaten yıldızları sağda. Dönüyor kulübeye. 3 tane direkt skora katkı yapacak oyuncusu var. Ama bu maç sanki çok gollü geçmez gibi geliyor bana. Biraz kısa bir maç. Kasımpaşa'dan ötürü biraz daha aslında. Kasımpaşa'dan kaynaklı olabilir evet. Yalnız şimdi şeye bakıyorum da ekranda o dikkatimi çekti. Biraz yüksek değil mi oran? Deniz'in çantası olmadığı için bu sefer görebildim tabii. Adana Demirspor'un oranı yüksek değil mi sence biraz? Ne? Yüksek. Ama şundan kaynaklı. 6 maçta 4 galibiyet. Evet yani, ama kazan ama şöyle şundan kaynaklı dediğim şu. Kasımpaşa'nın 6 maçta 4 galibiyeti. Hem X takımın gelişi, tamam. Diğer takımın da beraberlikle gelişi. Eğer Adana Demirspor Gaziantep yansaydı maksimum 1.60-1.70'lerde seyrederdi ama kazanamadan gelişi, Kasımpaşa'nın Trabzon'dan kaybetmeden gelişi ve serisi bu oranları çıkartıyor risk yönetimi tarafından.
Çantayı dedim. Şimdi bak bana şu an Deniz beni çok kilitlendi. Geçen hafta çanta vardı diyordu. Ona küçük bir atıfta bulundum. Bir şey yok. Kavga çıkaracak bir şey yok burada. Onu söyleyeyim. Hep sevgilin oynuyor. Burada kavga çıkaracak bir şey yok. Bence gayet güzel devam edebiliriz. Tamam. Evet. İki renktaş. Kayserispor, Galatasaray. Ya. Bu hafta öyle denk geldi. Ankara Gücü, Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray. Hiç kaçmaz böyle şeyler gözünden. Galatasaray'ın ben performansını merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta da baydı. Evet. Artık dinlendiler diye düşünüyorum. Ben de merak ediyorum. Yani ne olacak, ne bitecek, nasıl bitti? Çok dedikodu var. Şu anlamda dedikodu var. Hadi işte, bakalım bize dedikodular ver. Şöyle şu anlamda dedikodu var. İşte Kerem'i kesiyor. Başka isimlerle başlıyor. Sol bekte Türk. Sol bekte Türk oy deniyor. Yani çok fazla bir 11 ile ilgili dedikodu var. ama tek bir gerçekle Emre'ye pas atayım. Galatasaray gol atamıyor. Hani striker, santrafor, işte demin başında konuştuğumuz, evet bunu yakalıyor. Buruk, biraz zamana ihtiyacımız var dedi, o da bunu kabul ediyor zaten. Ama tam ya olarak oturmadık, tam olarak hazır değil de oyuncular. Peki Jorge, yani, Jesus'un zamana ihtiyacı var mı sence? Ya bence şu anlamda soruyor. Ya yanlış anlama, sana şey anlamda söylemedim. Estağfurullah. Ama bence ikisi çok farklı motivasyonlarda. Mutlaka. Öyle değil mi? Mutlaka. Mesela kariyerler olarak nereden kıyaslanamaz? Bak şuradan benim aklıma ilk örnek şu geliyor. Geçtiğimiz yıl Pereira ve İsmail Kartal. Pereira çok güzel transferler yaptı. İsmail Kartal bunu kullanmaya çalıştı. Ve her ne kadar kötü bir Fenerbahçe olsa da aslında oyuncu nezdinde çok kötü bir Fenerbahçe almadı. Kesinlikle ama Galatasaray, aynı fikirdeyim. Kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Ama at yani oyuncu. Şu anda Fenerbahçe'nin kazandığı bonservis bedellerinin yarısı Vitor Pereira imzası var. Getirdiği oyuncuların kazandırdıkları ve hala kazandıracakları bu arada. Hala kazandırdıkları yani, da var. Ve oradan ivmeyi kazandılar. Ama Galatasaray, ya bence Okan Buruk çok eksilerde başladı. Jesus o kadar eksisi de başlamadı. Jesus'un tek eksisi şuydu. İsmail Kartal çok kötü bir şekilde ayrılmadı takımdan. Evet. Yani tek eksisi İsmail Kartal'dan sonra gelmiş olması, biraz kıyaslanmasıyla başladı. Ama Okan Hoca'ya bence bu konuda biraz Galatasaray'a destek vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de zamana ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bana da bir şeyler farklı yapmaya başlaması ama lazım. Ama burada bence geliyor. Konuşmamız gereken Galatasaray'ın nasıl bir performans göstereceğinden ziyade Kayserispor'a nasıl bir mücadele planı çıkartabilecek. Ben hocayı ayakta alkışlıyorum bu arada, Çağdaş Hoca'yı. Bravo yani. Evet. Bir sıfır transferle bu kadar puan, bu kadar iyi mücadele, bravo. Bir evet. De geçtiğimiz hafta Ümraniye'ye geriye düştüler. Evet. Ve geriden gelip bir de berabere de kaldılar. Motivasyonlarını da düşürmüyorlar. Bence bu bir takımın çok en önemli reflekslerinden bir tanesi bu. Bence de Çağdaş Hoca yani alabileceği maksimum puanla başladı. Ya bundan daha fazla puan kazanmak bu fikstürde çok kolay bir şey değildi. Ve bu kadroyla, aynı kadroyla. Kesin öyle. Transfersiz kadroyla. Ki yani Galatasaray karşısında muhtemelen farklı bir şeyler yapacaktır hoca. Özel bir hazırlıkla çıkacaktır. O yüzden mutlaka Galatasaray'ın da artık yani Okan Hoca'nın farklı şeyler denemesi lazım. Sen onu diyordun tam aslında. Galatasaray'ın bir şeyler artık farklı bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi Icardi döndü mesela. Icardi artık yani bu maça ilk 11'de başlaması lazım bence. Yani bu maçta başlamayacaksa ne zaman başlayacak sorusu gerçekten evet, sorulabilir. Çünkü yani bundan sonra Galatasaray'ın zor maçları da geliyor. Şöyle bir sorun var size. Kerem ve Yunus'un yerine bir yabancı oyuncu tercih etmesi durumunda başka bölgede yerli bir oyuncu tercihi gerekecek. Aslında en büyük sorunlardan bir tanesi zaten bu sorun olmasaydı Kerem ve Yunus'un şu anda 11'de başlama şansı bana göre yok. Hı hı. İlk hafta belki geçtiğimiz sezonki performanslarına bakarak Yunus çok iyi geldi, adamın oynar. Kerem kalitesi belli oynar ama şu 8 hafta sonuna baktığınız zaman oynamaz. Ne olur bu maç peki? Var mı tahmininiz? Bence çok gollü geçmeyeceği kesin. Ya bence ben de Kerem'in yerine bir yabancı bek, yani Raşit'i bekliyorum ben Kerem'in yerine bu maçta. Geldi ne yapacak peki? Kazımcan. Mecbur. Kazımcan ya da mesela sol bek Berkan. Bir ihtimal. Çünkü ben sol bek Berkan sol bek oynayabileceğini düşünüyorum. Sol ayaklı bir oyuncu. Riera diyorsun. Yani biliyorsun bir zamanda Fatih'in zamanında Riera'dan sol bek yaptı ya. Ama Riera şey bir şey çıkarması lazım yani. Riera sol onu oynuyorsun zaten. Ama onu sol bek'e çekti. Şey baya müthiş. Fatih Terim Riera'ya yani kaleye geçtisi kaleye geçerdi Riera. Müthiş. Fatih yani. Hocamız zaten alameti farikalarından biridir o. Yani alır bir oyuncunun pozisyonuyla oynar yani. Bazı oyuncuların hepsine performans alır. Ona emanet etmesi, hamur gibi yoğrulması. Ben şöyle tahmin olarak şöyle söyleyeyim, bence iki takım da gol atacağı bir maç olacak. Yani Kayseri Spor da gol atar, Galatasaray da cevap verecektir. Güzel ve keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım. İstanbul derbisine gelebiliriz şimdi. Başakşehir İstanbul Spor.
Şöyle atayım yine. Mesela Ankara Gücü karşılaşmasını kazandı Başakşehir ama Emre Belözoğlu dedi ki ben memnun değilim. Şu an söyleyeceklerimi dile getirdin. Şöyle ilave edeyim ben. Emre'ye de sormak isterim aslında. İlk defa bu kadar sinirli, gergin ve bizle beraber kaybetmeyi kabullenen oyuncularla oynamayacağız diye. Daha hocam hani şu an ligin en iyi takımlarından bir tanesisin. Bir tane gol yedin o da penaltıdan. Niye sence Emre Belözoğlu bayağı üst perdeden bir maç sonu açıklaması yaptı? Oldukça üst perdeden. Emre Belözoğlu çok üst perdeden bir maç sonu toplantısı yaptı. Oyuncuların çok böyle isim vermeden yerdi ciddi derecede. Ama haklı olduğunu çok gönderme yaptı evet. Haklı olduğunu Sivas Spor maçıyla herhalde gördük. Sivas maçında zaten yaptı açıklama. Ha, tamam, tabii tabii Ankara'cı değil. Yok ben bir tane gol yedim dedi. O bir tane gol yedip çıktığı maç ardından söylemek istedim. Yani bir süredir memnun değildi. Şey maçından da memnun değildi mesela. Karagümrük maçı. O maçtan sonra da ki ben ilk yarıda mesela beğenmiştim Başakşehir o maçta. O maçtan sonra çıktık dedi ki hiç iyi bulmadım takımı. Bundan daha iyi oynamamız lazım. Performansımız yeterli değil vesaire dedi. Ben beğeniyorum yani işleri iyi giderken ya da daha doğrusu evet orada beraberlik gelmişti. Burada mağlubiyet var. Sonuçta kötü puan kayıplarından sonra yaptığı açıklamalar gibi gözüküyor ama senin söylediği gibi genel performans, genel resim gayet iyi şu anda Başakşehir'de. Çok ciddi bir problem yok gibi gözüküyor ama işleri iyi giderken de bu açıklamaları yapabilmek, sert masaya yumruğu vurabilmek önemli. O yönden beğeniyorum Emre Hoca'nın yaptığı açıklamaları ben. Şey olarak da yani hep İstanbulspor'u övüyorum ben. İyi bir takım savunmaları var, kompakt bir takım. Normal şartlar altında Başakşehir'e sorun çıkarabilecek bir takım ama Sivas'a kendi evinde mağlup olduktan sonra, 2-0 yenildikten sonra Başakşehir'in bu maçta ben çok zorlanacağını zannetmiyorum. Hele o çıkıştan sonra. Peki. Mutlaka bir reaksiyon gelecek. Kesin o zaman derbiye geçiyorum artık. Yani aynı şehir takımı değil ama bence Beşiktaş... Ne yapıyorsunuz siz? Telefon düştü, telefonu verdim. Ne yapsak Suç abi şu anda burada. Sanki telefon yuvarlandı, onu verdim. Birbirinizin elini tuttuğunuz yok, gibisi. Ooo Deniz iyice işi. Telefon yuvarlandı, onu verdim. Ha, tamam, yanlış görmüşüm. Beşiktaş-Trabzonspor maçına geçiyorum. Büyük maç. Büyük maç. Derbi, ben derbi diyorum arkadaş. Ya derbi tabii. Tamam, tamam sen deme. Her maç aynı hep, şey. Her sene Deniz'le yaşadığımız ya. Şeyler. Beşiktaş-Trabzonspor. Çok acayip bir maç. Kestirmek çok kolay değil bu maçı. Bir tane hoca gidebilir maç sonu. Hayır. Şeye göre, konjonktüre, konuşulanlara, bir şey söyleyeceğim. Baskıya göre. Abdullah Avcı kolay kolay gitmez. Bence. Tabii ki bu maçın sonunda Dolmabahçe'den... Adam daha geçtiğimiz ay din sözleşme yaptı tazminat. Fakat Trabzon'da çok bence ciddi sıkıntılar var. Ben öyle düşünüyorum. Bence oyuncu bazında ciddi problemler var. Geçtiğimiz yıla bu yıl arasında daha arka. Ya sanki takım 4 sene şampiyon olmuş da üst üste. Şimdi Trabzonspor geçtiğimiz yıl en az gol yiyerek yani ligi tamamladı, şampiyon oldu. Bu sezon bambaşka bir grafik çiziyor. Fakat diğer takımlar da hemen hemen öyle. Fenerbahçe çok bakılmıyor. Fenerbahçe şu anda 3 puan aldığı için Fenerbahçe bölümünde de konuşacağız. Hı-hı. Yoluna tam gaz devam ediyor mu? Fenerbahçe de gol yiyor ki. Ama Trabzonspor yiyor. Kötü oynayıp oyuncu havuzunda ve oyuncu profilinde ve görüntüsünde evet burada bir problemler olduğu aşikar oluyor. Yani aşikar olduğu gözlemleniyor. Fenerbahçe'de o yok. Veya Galatasaray'da işte evet Okan Buruk daha oturtamadı sisteminde ama orada bir aç bir oyuncu grubu olduğu kesin. Trabzonspor'da aç bir oyuncu grubu olmadığı gözlemlenmeye başladı iyice bence. Bir problem var bence takımda. Ya bence çok ciddi bir fırsat kaçırdılar son beraberlikle. Yani iç sahada Kasımpaşa'yı yenmesi gerekiyor Trabzonspor. Kesinlikle. Ve kesinlikle. Yani yenecek bir 90 dakika oynadılar mı ben emin değilim. Yani maçı böyle çok hak ettiğini düşünmüyorum Trabzonspor'un performansı itibariyle ki maçı kazansalar liderler. Evet. Yani olursa evet. Olsun yani evet Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da bir maç fazlasıyla lider olacaklar. 2 puan önde olacaklar. Ama liderlik liderliktir. Sonuçta oynamamış maçlar. Abi Koca Bordon'u söyledi. Maç sonunda biraz da basın mensuplarıyla tırnak içinde böyle dalga geçmek demeyeyim de atıfta bulunarak böyle diyorsunuz, şöyle diyorsunuz, ben kazansam liderdim. Bu mu takım demeye getirdi? Aynı senin dediğine getirdi. Evet, abi, buradan da aslında evet. Deniz'in söylediğine geliyor. Ne demiş? Kredisi fazla Abdullah Avcı'na getirdi. Gitmez Abdullah Avcı dedi. Ben bunu bu arada şey olarak söyledim. Tabii ki maç sonu Hadi Hoca gidersin değil de şu çok net. Valerian İsmail üzerinde de tamam Abdullah Avcı'nın üzerinde de böyle daha böyle %30 diyelim ama baskı çok net var. Şu anda Türkiye'nin baskının çok olmasının sebebi Fenerbahçe'nin ve her ne kadar çok şey olmasa da Galatasaray'ın ya da Başakşehir Adana Demirge geliyor. İyi olması. Evet. Geçtiğimiz yıl da sorunlar yaşadı. Geçtiğimiz yıl o maç ne kaçtı? 2-1 miydi?
2-1'di galiba evet. O maçın sonu. Yani açıkçası wow bir futbolda değildi o maçı izlediğimde. Ya 3 aşağı 5 yukarı performanslar aynıydı. Fakat şimdi siz iyi olunca, halin evet, çevreniz evet. iyi olunca siz de iyi olmak zorundasınız. Sizin zamanınızda var mıydı böyle arkada biraz daha tembeller otururdu, önde en çalışkanlar otururdu. Evet. Bazen bir öğretmen öğrencinin gözünde bir ışık fark ettiği zaman onu öne getirirdi. Onların yanında olabilmesi bu, için. Burada da bu da dünyanın en saçma şeyiydi ya bana göre de. Bence de. Yani ne alaka o kadar? Nereden nereye? Şimdi o algıda seçicilik tabii. Şimdi Başakşehir'in performansının bu kadar kötü görünüyor olması, diğer takımların iyi transferler yapmış, hareketli bir şey geçiriyor olması. Mesela aynı algı Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe yiyor. Eğer 3 tamam puan alması mesela bu büyük bir problem olurdu. Şimdi Erik Gerets'in şampiyon yaptığı Galatasaray nasıldı? 3 yiyor, 4 atıyor, 2 yiyor hani kazanıyor ve şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Şu anda Fenerbahçe 2013'ünden beri şampiyon olamıyor. Şu an Fenerbahçelilere sorsan her maç 7-6 bitsin, 5-4 bitsin ama şampiyonluk gelsin yani. Abdullah konu bu. Avcı sistemi deyince Abdullah Avcı'nın sisteminde çok yemek yok ki. Yani yok evet ama bu oyuncu grubu da yok bence. Doğru. Abdullah Avcı sisteminde böyle bir Abdullah Avcı, Jesus'la ayrı dünyaların insanı. Yani mutlaka. Ama bu oyuncu grubu da yok diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'un geçen seneye göre, geçen hafta da konuştuk. Vakayeme, Cornelius nerede? Vişça. Yani şimdiki o üçlüye bak veya dörtlüye bak. Şu an nerede? Yusuf Yazıcı'yı alıyorsun. Zaten 3 tane 10 numaram var. Bunu da konuşmuştuk daha önce. Aynen. Yani bir gariplik var. Buradaki bence bu maçtaki en büyük handikap şu olabilir. Monaco maçı var. Evet. Sonuçta Avrupa evinde. Arenasında Trabzonlular Avrupa'da ilerlemek istiyorlar. Abdullah Avcı kadar, zaten evet, ilerleyemiyor. O da ilerlemek evet. istiyordur. Rotasyon yapamayacak bence evet, Monaco maçında. Evet. Yani bu maçı biz bu programı zaten önce çektiğimizi söyleyelim. Evet, yanlış evet. anlaşılmasın. Evet. Dolayısıyla rotasyon yapamayacak. Deplasmanda bunun galibiyeti de yok bu arada. Şimdi, tam ben de buraya geliyordum Deniz. Biraz yani normalde böyle maçlarla alakalı böyle konuşmam ben. Ama hem Monaco maçının olması hem Trabzonspor'un son bir ayda ekstra temposuz gözükmesi, ki temposuz bir takım zaten. Yani zaten öyle bir takım bu arada, yani öyle futbol oynamaya çalışan, ona göre kurulmuş bir takım. Ama tempo problemleri olan takımlar Beşiktaş'a karşı, hele Vodafone Arena'da oynuyorlarsa, teknik kalitelerini sahaya kusursuz bir şekilde yansıtmak zorundalar. Bunu yapabilirler mi? Tabii ki böyle bir ihtimal var. Ama ben bunun biraz zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden tüm bunlar ışığında ben Beşiktaş'tan bu maçta biraz böyle 3 puan bekliyorum. 3 puana yakın ve taraf olduğunu düşünüyorum hesabı. Bir dezavantajlı Trabzonspor için bence Gezal döndü. Hı-hı. Beşiktaş'ın çok önemli bir isim. Gezal oynayacak. Giresun maçına sonradan dahil oldu. Yani Beşiktaş kendi evinde oyuncu havuzuyla, rahatlığıyla ve taraftar desteğiyle bence kazanmaya yakın. Trabzonspor için çünkü İstanbul gereken, ki diyorum yine bu akşam Monaco maçı var. Bir de bir terslik orada. Çok olumsuzluklarla gelip bir baskıyla çıkacak bence Trabzonspor. Peki. Ankara Gücü Fenerbahçe. Yani onlar da Ömer Erdoğan'ın ekibiyle 7 puana ulaştı. Ya Ömer Erdoğan geldikten sonra biraz daha konsantre olmuş bir konsantrasyonu yüksek bir Ankara Gücü görüyoruz. Fenerbahçe'nin Jesus'u 8 maçta 25 gol. Yani evet. Fena değil. Evet. Çok güzel. Ama asıl meseleye gelelim. Fenerbahçe aynı zamanda yiyor da. Puan durumu da ekranda. Ya 10 gol evet biraz fazla. Bir şampiyonluk adayı için biraz fazla, ki yani ne kadar ya Beşiktaş ve Adana Demirspor da 10 gol yemiş gibi gözüküyor. Keza Trabzonspor aynı şekilde. Ama neresi 2 katı rakiplerine göre attığı golde. Evet. Bu sezon zaten bizim ligde biraz fazla gol oluyor gibi geliyor bana. Yani bakma onlar gol ortalamalarına, ama genel itibarıyla sanki gol ortalaması, genel gol ortalaması 3'e yakın gibi gözüküyor ki bizim ligde hep böyle 2.30'lar, 2.20'ler o civarlarda kalıyordu bu sayı. Bu Fenerbahçe etkisi de olabilir tabii ki tek başına. Çünkü onların maçlarında 25-10, evet, 35 gol oldu. Yani maç başına 4 gol başladı sezon. 6 golle başladı Kadıköy'de zaten. Evet. Vallahi Allah kolaylık versin Ankara Gücü'ne bence. Ama bu tarz deplasmanlar yani çok ağır favori gözüküyor Fenerbahçe. Hı hı. Fakat bu tarz deplasmanlar biraz da zor. Yani sağ, zemin, doğru, atmosfer böyle bir anda kitleyip rahatsız edebiliyorlar, ki evet senin de belirttiğin gibi Ömer Erdoğan'la birlikte bir reaksiyon vermeye çalışan bir Ankara Gücü görüyoruz.
Şu oyuncu Sovey değil mi? Sovey diye mi okunuyor? Fenerbahçe'ye şunu ekleyeyim bu arada. Enteresan topçu. Benim topçum bu arada. Sen bir kere daha söylemiştin bunu. Şunu söyleyeyim bu arada. Fenerbahçe aslında İstanbul dışında uçakla ilk çıktığı maç Konya. 1-0 mağlubiyet. Her ne kadar Enel Valencia erken kırmızı kart görse de. Ve şimdi yine bir gerçek deplasman. Çünkü ligimizde birçok İstanbul takımı olduğu için otobüsle artık. Hani İstanbul takımı birbiriyle oynuyor her hafta neredeyse. Ama İstanbul'da Ankara... Ama ne yine de senin deplasman. Altını çizdiğin zemin, stat yani o hava olarak bir deplasman. Bence Ankara Gücü deplasman ya. Tabii o tarafta Ankara Gücü zaten taraftar olarak yani o Ankara Gücü taraftarını tartışmaya müthiş bir taraftar grubu var. Müthiş bir taraftar desteği var. O kesin ama... Ne kadar Fenerbahçe olur tribünlerde? Olamaz abi şöyle söyleyeyim bu arada. 90 gün galiba ya 90 ya 100 gün. Hatta Beşiktaş Trabzon maçında bir sene. Pasolik'le ilgili şu bilgiyi vereyim Deniz. Ben hazır yeri gelmişken aslında belki maça gitmek isteyenler için de bir bilgi olsun bu. Taraftar olduğunuz takımın Pasolik'iyle eğer bir şeyin kullanımınız varsa, TFF değilse yani Pasolik'iniz. Evet. Bu tip maçlarda 90 gün minimum veya kulüp bir sene de yapabilir. İptal etmeniz gerekiyor. Bu yüzden o bilgiyi verdim. Yani işte biz alalım 300 kişi gidelim yapamazsın. İzin yok sistemde buna. Fenerbahçe taraftarında Ankara'daki Fenerbahçe taraftarlarında birçoğunun Fenerbahçe Pasoligi olduğunu düşünerek bunu söylüyorum tabii. Ankara izin vermiyor yani öyle mi? Kulüp evet izin vermiyor. Bu arada ben bunu şey yapmıyorum. Bu yadırganacak bir şey değil. Sonuçta kendi sahasında oynuyor ve bir şekilde buna önlem almak istiyor. Buna kendi taraftarının gelmesini istiyor. Bu şekilde bir önlem oluyor. Bu da çok yadırganacak bir şey değil. Ha, deplasman tribünü sayısı vesaire bunlar ayrı bir konu. Şöyle devam edeyim, tamamlayayım hatta. Ben ne kadar Fenerbahçe zorlansa da Emre, ben kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara, Ömer Erdoğan'ın basın toplantısı vardı dün, onu dinledim. Ömer Erdoğan şunu söyledi, Fenerbahçe'yi beklersek, onlara bırakırsak dağılırız. Hucuma hucumla karşılık vereceğiz, biz de onlara saldıracağız dedi. Bu da bu arada Karagümrük maçı gibi bir acayip bir skor çıkabilir bu arada maçta. Muhteşem. Güzel bir maç olacak bu da bence. Bu maçla birlikte haftanın sonuna gelmiş oluyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şekerpare bence baklavadan. Şimdi deneyelim. Şekerpare baklavadan daha şimdi iyi. Şimdi durabilirim. Şu an kapatayım yani. Bu gerçekten fiyasko. Bu haftanın en kötü açıklaması mı abi? Ya Petibör daha iyidir. Sen Petibör ya. Petibör daha iyidir. O kadar değil yapmayın ya. Belki bilinçaltında böyle güzel bir anım var değil mi? Hatıram var belki. Vardır. Olabilir. Belki lisede aşık olduğu kız ona. Allah Allah. Evet şekerpare yedik 1 kilo. Peki. Daha ne diyebilirim? Peki. Sen gerçek Antep baklavası yedin mi? Hiç. Abi ben baklava yemem ağzıma sürmem. Bunu inandıramadım galiba. Gerçek baklava yedin mi Antep baklavası? Abi gerçek, sahte. Başka bir tip, başka bir tat çünkü. Kötü bir dilemma. O diyor ki ben baklava yemem. Şey o diyor gerçek. Yemem diyor ben baklava. Yemem yani. Gerçeğini yedin mi peki? Evet yemem dedik çevirdik gerçeğini yedin mi diyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'daki baklavaların alakası yok yani. Ha bu arada Deniz çok teşekkür ederim bu arada. Zahmet etmiş. Ata Antep'ten buraya baklava getirdi. Ekibi herkese. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. 20 saniye sürdü bu arada. Baklavanın hayatı tutunması. Bir sonraki sefere Emre'nin dediği yerlerden ama zaman kısıtlı olduğu için oraya gidemedim maalesef. Bir daha yine. Peki. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Size ederiz. De şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Değerli izleyenler bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Size de çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşünceye dek. Hoşçakalın.